Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok özel bir içerikle karşınızdayız. Huawei Mate 40 Pro'nun incelemesini yapacağız. Fakat bu video birkaç etaptan oluşacak. Bunu hemen size söyleyelim. Yani şimdi kutusunu açacağım. Ben bu telefonu kullanmaya başlayacağım. Ardından deneyimlerimi de bu videonun devamında göreceksiniz arkadaşlar. Videomuz öncelikli olarak Mate 40 Pro'nun kutu içeriğiyle başlayacak. Ve hemen ne yapacağım? Eski telefonumu bu telefona aktaracağım ve uygulamalarımı da aynı zamanda nasıl basit bir şekilde bu telefona aktardığımı sizlere göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar kutumu yavaş yavaş açayım dilerseniz. Şöyle şuradan açalım gerçekten. Benim de çok beklediğim bir telefondu bu biliyorsunuz. Mate 40 Pro çıkar çıkmaz zaten DxOMark'ta hemen ilk sırayı alan bir cihaz. Evet kutumuzu açtık arkadaşlar hemen burada karşımızda Mate 40 Pro bulunuyor. Şöyle hemen telefonumuzu açalım. Görüyorsunuz gayet güzel, şık bir tasarımı var. Mate 30 Pro'da arkadaşlar şu ses açıp kapatma tuşu yoktu hatırlayacağınız üzere. Bu tuşu da eklemişler. Bu gerçekten çok hoş bir detay benim için. Mate 30 Pro'yu kullananlar bilirler. Şöyle dokunmak lazımdı falan. O biraz sıkıntı olabiliyordu. Fakat burada ses açıp kapatma tuşu geri gelmiş. O yüzden bu olumlu bir detay diyebiliriz. Ayrıyeten şurada da görüyorsunuz muazzam kameramız bulunuyor. Dörtlü ana kamera modülü. Kutu içerimize devam edelim arkadaşlar. Burada sim kart iğnemiz var. Kitapçıklar var. Ve 66 wattlık hızlı şarj adaptörü süper şarj diye geçiyor arkadaşlar. Bunun biz nasıl hızlı şarj ettiğini de sizlere göstereceğiz. Yani telefonun şarjını sıfıra indireceğiz ve prize takacağız. Bakalım 10 dakika içinde bu telefon yüzde kaç oranında şarj olacak? Bunu da siz canlı bir şekilde görmüş olacaksınız arkadaşlar. Burada Type-C kablomuz geliyor ve tabii ki kulaklığımızda burada gördüğünüz gibi Type-C girişli kulak içi bir kulaklık geliyor arkadaşlar. Bununla konuşma ve görüşme de yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada ses açıp kapatma tuşları da mevcut biliyorsunuz. Bazı kulaklıklar bunları bile koymuyorlar artık. Sadece görüşme yapabiliyorsunuz. Ses açıp kapama fonksiyonu bile olmuyor çoğu kulaklıkta. Şimdi gelelim arkadaşlar Huawei Mate 40 Pro'nun kurulumuna. Telefonumuzu açtık. Ben şimdi hesap bilgilerimi vesaire gireceğim bu telefona ve eski telefonumdaki uygulamaları, fotoğraflarımı, her şeyimi direkt olarak Mate 40 Pro'ya aktaracağım. Bunu da nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Evet, kurulumumu hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, Huawei kimliğimizle girişimizi yaptık. Böyle bir bulut ekranı geliyor. Dilerseniz buradan bulut servisini etkinleştirebiliyorsunuz. Cihazımı buluda tabii ki etkinleştirelim. Telefonumu bul bizler için önemli bir ayar. Kilit ekranı parolası. Evet, Huawei Mobile Service. Parmak izi ayarlama ve yüz tanımı ayarlama var burada arkadaşlar. Biliyorsunuz ekran altı parmak izi okuyucusu var. Ve yüz tanıma ayarlaması var. Bunu şimdilik atlıyorum. Daha sonra size zaten bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Tüm servisleri etkinleştiriyorum. Analizleri isterseniz paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir durum. Konum servisleri önemli. Konum servislerini de etkinleştiriyorum. Ve geldik temel noktamıza. Başka bir cihazdan veri aktar arkadaşlar. Bu telefonu kurarken ne yapıyoruz? Başka bir cihazdan veri aktarıyoruz. Başka bir cihazdan veri aktar diyorum. Fon kullan arkadaşlar. Bu uygulama bizler için çok önemli. Kabul ediyorum diyorum. Burada eski cihazınızın türünü seçiyorsunuz. iPhone olur, herhangi bir Android cihazı olur, Huawei modeli olur hiç fark etmez. Diğer Android cihazı diyorum ben. Eski cihaza fon kullanı yükleyin diyor. Hemen arkadaşlar eski cihazımı alıyorum elime. Burada Google Play'e giriyorum. Buraya Phone Clone yazıyorum. Direkt çıktı zaten. Farklı uygulamalar olabilir bakın. Şu Huawei Internet Services yazanı indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu telefonuma indiriyorum. Gördüğünüz gibi telefonuma indi bu. Bu arada göstereyim arkadaşlar telefonumda yer alan uygulamaları da. Şimdi bu uygulamaların hepsini ben Phone Clone'la yeni telefonuma aktaracağım. Kabul ediyorum. Bu eski telefondur diyorum.
izin ver, izin ver, izin ver. Ne istiyorsa izin veriyorum ki aktarabilsin arkadaşlar. Burada izin vermezseniz dosyalarınızı aktaramaz. O yüzden seçeneklere izin vermeniz gerekiyor. Buna da izin veriyorum. Burada arkadaşlar tekrardan yeni telefonumu alıyorum elime. PIN kodumuzu giriyoruz. İleri diyorum. Burada da izinlerimi veriyorum arkadaşlar. İzin ver, izin ver. Bakın, kare kod çıktı. Bu kare kodu okutuyorum ve iki telefon arasındaki aktarım şu anda başlamış durumda arkadaşlar. Wi-Fi ağını arıyor ve buradan seçiyorum. Bağlanıyor ve Wi-Fi üzerinden aktarım başlatılmış olacak. Buradan arkadaşlar eğer aktarmayı istemediğiniz bir seçenek varsa onları değiştirebilirsiniz. Mesela burada benim fotoğraflarım vesaire var. Bunları ben eğer aktarmak istemiyorsam seçebilirim. Ama ben fotoğraflarımı da aktarmayı istiyorum. Buradan hepsini seçiyorum arkadaşlar. Şöyle seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Bakalım başka bir şey var mı? Zaten burada direkt tümünü seç dediğinizde hepsini aktarabilir arkadaşlar. Bu arada şu kısım uygulamalar aktar dediğimde burada arkadaşlar aktarmaya başlıyor. Tabii bu telefonunuzun süresine göre biraz fazla sürebilir. Benim mesela şu anda 3 saatten fazla sürecek diye gösteriyor. Tek tek hepsini alacak arkadaşlar. Bu işlem süresince ekrandan ayrılmamanız gerekiyor. Dolayısıyla iki telefonun da şarjını doldurmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar ne yaptık? Huawei Mate 40 Pro'nun kutusunu açtık ve eski telefonumdaki verilerimi ben basit bir şekilde Mate 40 Pro'ya aktarmaya başladım. Bundan sonraki süreçte ben bu telefonu biraz kullanacağım. Çünkü bu artık benim yeni telefonum oldu. Zaten kurcalayacağım. Nasıl bir kamera performansı var? Nasıl bir fotoğraf performansı var? Bunları size tek tek hepsini göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de Huawei en son etkinliğinde yeni servisler duyurmuştu. İşte Petal Search'ı duyurmuştu, Petal Maps'ı duyurmuştu. Bunlarla ilgili konulara değineceğiz. Bunlar ülkemizde nasıl çalışıyor? Verimli mi? Bunlar üzerinden uygulamalar nasıl yükleniyor? App Gallery'de her uygulamayı bulmak mümkün mü? Bulamadığımız uygulamaları nasıl temin edebileceğiz? Bu telefonlarda Google servisleri olmadan gayet kolay bir şekilde uygulamaları nasıl temin edebileceğiz? Bunların hepsine bu videoda cevap bulabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu telefonları bırakalım, eşleşsinler ve bakalım kullanıcı deneyimiyle sizlere neler sunacağız. Evet arkadaşlar, incelememize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eski telefonumu Mate 40 Pro'ya taşıdım. PhoneClone uygulamasıyla ve telefonu bir süre test ettim, kullandım. Şimdi ise sizlere bana ne gibi tecrübeler sunduğunu anlatacağım. Tabii öncelikli olarak ben size telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Gerçi birçoğunuz zaten teknik özellikler kısmına hakimsiniz ama yine de bilmeyenler arkadaşlar için ufak bir hatırlatmada bulunayım ben arkadaşlar. Bu telefonda Huawei en son Yongo seti olan Kirin 9000'i kullandı ki bu Yongo setinin iki önemli özelliği var arkadaşlar. Birincisi 5 nanometre üretim sürecine dayanıyor olması. İkincisi de 5G teknolojisini desteklemesi. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim size, 5 nanometre ifadesi burada bize neyi anlatıyor? Biliyorsunuz Yonga setlerinin içerisinde CPU ve GPU gibi çeşitli farklı üniteler bulunuyor. Bu ünitelerin içerisinde ise işlem hızını arttıran transistörler var arkadaşlar. Bu transistörler elektronikte genelleme olarak anahtarlama elemanı olarak geçiyorlar. İşte bu 5 nanometre ifadesi işlemcilerin içerisinde bulunan transistörlerin arasındaki mesafeyi ifade ediyor. Bu mesafe ne kadar kısalırsa, yani aradaki mesafe ne kadar az olursa, o işlemcinin içerisine o kadar fazla transistör sığdırmak da mümkün oluyor. Daha fazla transistör demek o işlemcinin saniyede yapabildiği işlem sayısının da artması anlamına geliyor. Ayrıca transistörler arasındaki mesafe kısaldıkça Yonga setinin ısınma miktarı düşüyor ve buna bağlı olarak güç tüketimi de azalmış oluyor arkadaşlar. Bu ufak bilgilendirmeden sonra telefonumuzun RAM ve dahili depolama alanıyla devam edelim.
Huawei bu cihazında 8 GB'lık RAM'e ve 256 GB'lık da depolama alanına yer vermiş arkadaşlar. Baktığımız zaman 256 GB'lık dahili depolama alanı fazlasıyla yeterli diyebiliriz. RAM miktarı da arkadaşlar 8 GB gayet üst segment amiral gemisi bir cihaz için yeterli olmuş. Ekran gerçekten benim çok hoşuma gitti. Telefonun tasarımına geçtiğimizde kavisli ekran zaten Mate 30 Pro'da da vardı arkadaşlar. Fakat dediğim gibi Mate 30 Pro'da şu yanda ses açıp kapatma tuşu yoktu. Bunun yerine işte dokunmatik bir panel vardı. Bu panel yine var. Yani iki kere ekrana dokunduğunuzda yine ses açıp kapama tuşu geliyor. Fakat ayrıyetten buraya ses açıp kapama tuşunu da yerleştirmiş Huawei. Bunun şu artısı var. Dokunmatik ekranda mesela video izlerken vesaire hemen kısmanız, sesi azaltmanız mümkün olmayabiliyordu. Burada ise direkt ses açma kapama tuşuna basarak hemen yine sesi kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla ses açıp kapama butonunun geri gelmesi benim için önemli oldu. Şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar telefonu gerçekten yan çerçeveler yok denecek kadar az. Yani ben şu anda telefona bakıyorum ve yan çerçeveleri göremiyorum. Huawei gerçekten hani kavisli ekran tasarımını tam anlamıyla benimsemiş bu modelinde. Öyle bir indirmiş ki ekranı yan tarafa doğru. Çerçeveleri fark etmeniz neredeyse imkansız arkadaşlar. Üst ve alt çerçeveler ise çok ince tutulmuş ve delikli ekran tasarımına yer verilmiş. Burada ön tarafta bulunan kamera deliğinde arkadaşlar çeşitli sensörler de bulunuyor. Böylece Huawei Mate 40 Pro'da yüz tanıma teknolojisi detaylandırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Örneğin gece karanlıkta vesaire yine yüz tanıma teknolojisiyle sizi telefon tanıyarak kilidini açabiliyor. Yani karanlıktaymış de bu kamera yüzümü tanımaz vesaire gibi endişelere kapılmanıza gerek yok. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz günümüzde pek çok telefonda yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Fakat Huawei burada 3 boyutlu bir teknoloji kullanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yüz tanıma kısmını aldatmanız mümkün değil. Biliyorsunuz bazı telefonlarda fotoğraf gösterdiğinizde dahi kilit açılabiliyor. Fakat Mate 40 Pro'da asla böyle bir şey söz konusu değil. Sizin yüzünüzü 3 boyutlu olarak algıladığı için böyle fotoğraftır vesairedir gibi oyunlarla telefonu kandıramıyorsunuz. Bunu da size söylemiş olalım. Tekrardan ekrana dönecek olursak gerçekten parlaklık değeri çok yüksek. Böyle dış görünüşü muazzam bir ekran bekliyor arkadaşlar bizi. 6.76 inçlik bir büyüklüğe sahip bu ekran ve OLED panel sizin de bildiğiniz üzere 1344x2772 piksel çözünürlüğe sahip ve 456 ppi piksel derinliği bulunuyor bu ekranda. Ekranın en can alıcı noktası arkadaşlar %94.1 ekran gövde oranına sahip olması ki bu herhalde şimdiye kadar kullanılan en yüksek değerlerden biri. Çünkü biliyorsunuz günümüzdeki cihazlarda genel itibariyle baktığımızda %75 ile 85 arasında değişen değerlerde bir ekran gövde oranıyla karşılaşıyoruz. Huawei burada %95'e vurdurmuş olayı neredeyse. Yani bunun bir tık üzeri zaten ön panelin tamamen ekran olması diyebiliriz. Gelelim kamera tarafına arkadaşlar. Şimdi burada ben size kameranın sadece kağıt üzerinde yazan verilerini söyleyeceğim. Ve kamera detayı içinde dışarı çıkacağız. Çekimlerimize dışarıda devam edeceğiz. En başından belirttiğim üzere bu inceleme videosu biraz böyle değişik olacak Mate 40 Pro için. Çünkü gerçekten muazzam bir cihaz ve biz de bu muazzam cihaz için daha farklı, daha canlı bir inceleme videosu çekelim istedik. Şunu söyleyeyim size, kağıt üzerindeki verilere göre arkadaşlar bu cihazda 50 megapiksellik f1.9 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca 12 megapiksellik f3.4 diyafram aralığına sahip periskop telefoto kamera ki bu kamera 5x optik zoom yapabiliyor. Optik imaj sabitleyicisine de sahip ve buna da 20 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı bir kamera eşlik ediyor arkadaşlar. Burada Leica destekli optiklerin kullanıldığını da söylemem gerekiyor. Bu telefonla 4K çözünürlükte 60 fps derinde videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca 3840 fps yani ultra ağır çekim modunda 720p çözünürlükte videolar çekmeniz de mümkün. Ön tarafa geldiğimizde ise 2.4 diyafram aralığına sahip 13 megapiksellik ultra geniş açı kamerasına TOF 3D destekli bir biyometrik sensörün eşlik ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben telefonun kullanımı ile ilgili detaylara geçeceğim. Fakat dediğim gibi kamera ile ilgili sadece size kağıt üzerindeki bilgileri söyledim. Birazdan bu kameranın nasıl bir performansa sahip olduğunu
Hemen hemen tüm modlarda yapacağımız çekimlerle vesaire göreceksiniz. Ve dediğim gibi bunun için dışarı çıkacağız. Sizlere dışarıda çektiğimiz fotoğrafları sunacağız arkadaşlar. Şimdi ben kafanıza takılan bazı soruları gidermek istiyorum. Biliyorsunuz Huawei Mate 40'ın lansmanında, daha doğrusu Mate 40 modellerinin duyurduğu etkinlikte iki tane çok önemli servis tanıtmıştı ki bunlardan birisi Petal Search, diğeri ise Petal Maps, yani Petal haritalardı. Bu iki servis arkadaşlar gerçekten çok kullanışlı. Bunu ben size söyleyebilirim. Yani şu telefonu kullandığım süre içerisinde Petal Search ve Petal Maps gerçekten benim için çok yararlı oldular. Bunu size net bir şekilde ifade edebilirim. Petal Search'te şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Örneğin atıyorum uygulama bulmakta zorlanıyorsunuz değil mi? Yani işte şuradan mı indirsem, buradan mı indirsem düşünüyorsunuz. Burada yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Petal Search'te arama yapmak. Bu kadar basite indirgemiş Huawei durumu. Telefonu ilk kurulum yaptığınızda Petal Search araçlar içerisinde bulunuyor. Araçların içine giriyoruz arkadaşlar ve buraya örneğin ben şimdi Facebook'u aramak istiyorum. Facebook yazdığınız zaman bunu aratabiliyorsunuz. Hemen sekmeler şeklinde zaten uygulamalar karşınıza çıkıyor. Facebook, Messenger, Twitter ve burada nereden indireceğini de size gösteriyor. Mesela Facebook uygulaması için sizi resmi Facebook sitesine yönlendiriyor. Messenger uygulaması için APK Puyra yönlendiriyor. Twitter uygulaması için de yine APK Puyra yönlendiriyor. Burada demek istediğim şu. Biliyorsunuz Huawei Mate 40 Pro'da da Google servisleri ve dolayısıyla Google Play bulunmuyor. Ve pek çok kullanıcının da aslında kafasında bu soru işareti var. Acaba ben bunda uygulamaları nereden indirebilirim? Hali hazırda zaten Huawei App Gallery var. Evet doğru. Fakat bu App Gallery'de hala tüm uygulamalar bulunmuyor. Huawei bu uygulama mağazasını günden güne büyütüyor olsa da bazı eksiklere rastlamanız mümkün. Dolayısıyla bu eksikleri de arkadaşlar işte Petal Search ile basit bir şekilde bulabiliyorsunuz. Örneğin basit bir örnek vereceğim size. Netflix uygulaması hali hazırda App Gallery'e gelmiş değil. Netflix'i indirmek için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Araçlara girip Petal Search'ü açıyorsunuz. Burada Petal Search'e basit bir şekilde Netflix yazıyorsunuz. Ara dediğiniz anda uygulamalarda direkt APK Pure'den size buluyor. Buradan yükle dediğiniz anda Netflix'in uygulamasını telefonunuza indirebiliyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben bu telefonu aldım, uygulamalara erişimim olur mu olmaz mı gibi bir soru işaretiyle karşı karşıya kalmanız çok da mümkün değil. Dediğim gibi Huawei Petal Search ile bu uygulama olayını da bir şekilde aşmış durumda. Gelelim bir de Petal Maps arkadaşlar, yani haritalar uygulamasına. Haritalar uygulaması da gerçekten en azından Türkiye için, İstanbul için gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Ben telefonu kullandığım süre içerisinde navigasyon olarak da kullandım bu uygulamayı ve hani trafik olayında da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz trafik tarafında işte Yandex olsun, Google Maps olsun bazen kırmızı gösteriyor, yeşil çıkıyor, yeşil gösteriyor, kırmızı çıkıyor. Fakat bu uygulamayı kullandığım zaman içerisinde böyle trafik olayında çok fazla yanıldığını görmedim. Dolayısıyla burada başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada şunu söylemek istiyorum bir de. Biliyorsunuz Huawei Mate 30 Pro'da da işte havadan el hareketleri vesaire vardı. Yine Mate 40 Pro'da da bu Air Control dediğimiz olay, yani telefona dokunmadan kontrol etme olayı vesaire var. Şu güzellik var. Mesela telefonu arabanızda, aracınıza bir yere koydunuz, navigasyonu açtınız, gidiyorsunuz. Telefonun ekranına ellemeden arkadaşlar şöyle yaptığınızda falan haritayı değiştirebiliyor, navigasyonu değiştirebiliyor. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Neden? Çünkü biliyorsunuz hani trafikte dikkatiniz dağılabiliyor. İşte haritaya bakacağım, edeceğim, navigasyonu değiştireceğim diye. Telefona bazen hani ellemekte, dokunmakta sıkıntı çekebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şu, direksiyonu tutarken şöyle bir hareketle direkt olarak haritayı vesaire değiştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik oldu. Burada benim size söylemek istediğim şu, yeni gelen servislerle birlikte Huawei gerçekten bu uygulama engelini aşmış diyebiliriz. Biliyorsunuz zaten Google Play gittikten sonra, yani Google Play Huawei modellerinden çıktıktan sonra App Gallery büyük bir boşluğu doldurmuştu. Fakat özellikle ABD merkezli bazı uygulamalar, işte az önce bahsettiğimiz gibi Netflix gibi hali hazırda App Gallery'ye gelmemek için diretiyorlar. Lakin önümüzdeki süreçte ben geleceklerine inanıyorum. İşte bu tarz uygulamalar için de Petal Search'ü kullanarak basit bir şekilde istediğiniz tüm uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Petal Search'ün çok beğendiğim bir özelliği daha var. Onu da söyleyeceğim sizlere. Gerçekten Huawei burada arama motoru kavramını bayağı bir ileri taşımış arkadaşlar. Örneğin şu masayı gördünüz ve hoşunuza gitti. Bunun fotoğrafını çekerek direkt olarak bu ürünün mağazalardaki fiyatlarını da görebiliyorsunuz. Bu da gerçekten
güzel bir özellik. Atıyorum bir yere gittiniz ya da dışarıdasınız ya da bir mağazadasınız. Vitrinde bir şey gördünüz, direkt fiyatını bunun araştırmak için hemen tak fotoğrafını çekin. Yani öyle modelini yazayım, internette aratayım vesaire gerek yok. Fotoğrafını çekin. Direkt Photo Search sizin için bunun fiyatlarını vesaire çıkartıyor. Bu da gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Evet, telefon hakkında söyleyeceklerim genel itibariyle bu kadar arkadaşlar. Ben biliyorsunuz eski telefonumu Phonklon ile bu cihaza aktardım. Gördüğünüz üzere zaten bütün uygulamalarım geldi buraya. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Yani bu uygulamaların bazıları Huawei App Gallery'de yok. Fakat Phonklon ile birlikte hepsi geldi ve hepsi de gayet güzel ve sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben bu uygulamalarda. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazı şifrelerinizi Google üzerinde, hani Chrome'da Google hesabınıza kaydettiğiniz için ve burada Google hesabıyla oturum açmadığınız için şifrelerinizi tekrardan girmeniz gerekebiliyor. Ne oluyor? Burada da Huawei hesabınıza kaydediyorsunuz ve ilerleyen dönemde, ilerleyen uygulamalarda vesaire size herhangi bir sorun çıkartmadan yine tak diye otomatik olarak bütün hesaplarınızı açıyor. Yeri gelmişken şundan da bahsedelim. Halihazırda App Gallery arkadaşlar dünyadaki en büyük 3. uygulama mağazası konumuna da gelmiş durumda. Ayrıyeten Türkiye'de yaygın olarak kullanılan çoğu uygulamada App Gallery'ye zaten geldi. Nedir bunlar? Biliyorsunuz banka uygulamaları, çeşitli alışveriş uygulamaları vesaire. Bunların hepsi App Gallery'de var. Fakat dediğim gibi sosyal medya uygulamalarını bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Onun için de Petal Search'ü kullanarak uygulamaları direkt olarak sosyal medya mecralarının sitesinden de indirme imkanınız bulunuyor. Tabii burada şunu dipnot olarak hatırlatmam gerekiyor arkadaşlar. Phonklon uygulamasını kullandığınız zaman zaten çoğu sosyal medya uygulaması telefona otomatik olarak geliş yapıyor. Örneğin ben Instagram'ı direkt getirmiştim. Instagram hemen geçiş yaptı. Yani bunu bir daha benim indirmeyle vesaire uğraşmama gerek kalmayacak. Geçmeyenleri de, birkaç uygulama mesela geçmemiş ki Facebook'ta bunlardan biri. Facebook'u da şimdi bakın Petal Search ile indireceğim hemen. Evet arkadaşlar, araçlara giriyoruz. Buradan Petal Search'e tıklıyoruz. Facebook yazdığımız zaman zaten direkt olarak resmi site önümüze çıkıyor. Burada yükle diyoruz. Yükle butonuna tıklamamız yeterli. Hemen zaten Facebook'un uygulaması önümüze geldi. İndir diyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde indiriliyor. İndirdikten sonra hemen basit bir şekilde zaten kurulum ekranına geçiyor telefon. Buradan yükle diyoruz. Yükleme kaynağı Petal Search. Hızlı bir şekilde yükleniyor. Ve telefonumuza Facebook'u bu şekilde yüklemiş oluyoruz. İşte sosyal medya uygulamalarını yüklemek de bu kadar basit diyebiliriz. Evet, aç dediğimizde de direkt olarak Facebook uygulaması açıldı. Evet, kısacası hani ben uygulamaları yükleyemem edemem diye korkmanıza artık gerek yok. Gördüğünüz gibi bu telefonla uygulama, yani yüklenmeyecek uygulama şu anda yok diyebiliriz. Hangi uygulamaları yükleyemezsiniz arkadaşlar? Bunu da size belirtelim. Halihazırda Google'ın uygulamaları ne yazık ki bu telefonlarda hala desteklenmiyor. Bu da Google'dan kaynaklanan bir durum ki ben bunun ilerleyen dönemde düzeleceğini umuyorum. Yani şunu demiyorum, bu telefon tekrardan işte Google Play'e döner vesaire demiyorum ama önümüzdeki süreçte mutlaka hani bu sorunlar aşıldıktan sonra Google servisleri yeniden bu cihazlara gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada Mate 40 Pro'nun hızlı şarj özelliğinden de bahsetmek gerekiyor. Bu telefonda 66 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor ki bu sayede telefonu çok çok kısa bir sürede tam şarja ulaştırabiliyorsunuz. Ve bunun haricinde kablosuz şarj cihazınız varsa burada da 50 Watt hızlı şarjı desteklediğini belirtelim. Ayrıca reverse şarj özelliği de var arkadaşlar bunda. Wi-Fi olarak, yani telefonun arka kısmına diğer bir kablosuz şarj özelliğine sahip cihazı yaklaştırdığınızda 5 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip oluyor. Telefona şarj cihazını bağladığınız anda hemen hızlı bir şekilde şarj olmaya başlıyor. Ekrana zaten süper şarj diye geliyor ve batarya anında doluyor arkadaşlar. Burada kısa süre içerisinde telefonu şarja taktığınız anda bataryayı hızlı bir şekilde dolduruyorsunuz. Örneğin telefonunuzun şarjı %1 seviyelerindeyse 5-10 dakikalık şarj ile bunu %40'lara %50'lere kadar çıkartabiliyorsunuz ki bu da bir günü rahat bir şekilde geçirmenizi sağlıyor. Şimdi telefon hakkında bu bilgileri verdikten sonra dilerseniz artık yavaş yavaş Huawei Mate 40 Pro'nun kamera performansına geçelim. Çünkü bu telefonun zaten en cazip yanı kamerası diyebiliriz. Halihazırda bu cihaz arkadaşlar çıkar çıkmaz DxO Mark'ta zirveye yerleşmiş durumda. Peki bakalım bu cihazın kamerası bizlere neler sunuyor? Şimdi bunu görmek için
kendimizi dışarı atıyoruz. Evet arkadaşlar, size söz verdiğimiz gibi kendimizi dışarı attık. İstanbul'da bulunan bir parka geldik, Bayrampaşa'da, ki burası gayet büyük bir park. Ve burada Mate 40 Pro ile çeşitli fotoğraflar ve videolar çekeceğiz. Bu şekilde telefonun fotoğraf kabiliyetini ve video kabiliyetini size daha net bir şekilde gösterebileceğiz arkadaşlar. Ayrıca gece fotoğrafları vesaire de çekeceğiz hava biraz daha kararınca. Onları da yine sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz biraz şimdi gezelim burayı ve çektiğimiz çeşitli fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, Mate 40 Pro'da ultra ağır çekim modu da bulunuyor. Hatta bu modda o kadar ağır çekiliyor ki birazdan size göstereceğim. Yani çektiğiniz cismin hareket etmesini bile çok zor algılıyorsunuz. Yani hareket ediyor mu etmiyor mu arada kalıyorsunuz. O kadar ağır bir çekim modu bulunuyor. Şimdi dilerseniz çektiğimiz ağır çekim videolarıyla sizleri baş başa bırakalım. Peki arkadaşlar, Mate 40 Pro'nun normal video performansı nasıl? Hemen burada Mate 40 Pro'nun video kamerasını açıyorum ve çekimime başlıyorum. Şu anda Mate 40 Pro'nun kamerasındayız. Ses de aynı şekilde Mate 40 Pro'dan kayıt ediliyor. Fakat çok fazla rüzgar var ve trafik sesi de var. Şurada gördüğünüz gibi bir otoyol var arkadaşlar. Bu otoyolda da bayağı bir ses gürültü geliyor. Onun haricinde telefonun video performansı bu şekilde diyebiliriz. Video esnasında yakınlaştırmalar, uzaklaştırmalar yapabiliyorsunuz. Yani zoom girip zoom çıkabiliyorsunuz ki bunlarda da cihazın gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda mesela 2.1x zoom aktif durumda. Biraz daha zoom'u arttırayım. 5, 10, 15x zoom'da şu anda arkadaşlar. 15x zoom'la çekiyorum. Tabii ki tripod olmadığı için, elimle çektiğim için sarsılmalar vesaire gayet normal. Şimdi geniş açıya geçeceğim. Evet, şu anda geniş açıya geçtim. Şu anda da video kaydını geniş açıda sürdürüyorum. Doğal ortamda telefonun video performansı bu şekilde diyebilirim arkadaşlar sizlere. Thank you.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Mate 40 Pro'nun kamera performansı da bu şekilde. Bu videomuzda sizlere Mate 40 Pro'nun yeteneklerinden bahsetmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi uygulama tarafında, kamera tarafında vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Yani videonun başında da belirttiğim üzere ben bu telefonu aldım, Google Play yok, uygulama yükleyemem vesaire diye düşünmeyin. Onları da nasıl yükleyeceğinizi zaten video içerisinde sizlerle paylaştık arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.